Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun süredir aslında ara vermiştik. Çünkü gördüğünüz canavarı bekliyorduk. Bugün RTX 3060'lı bir Monster Toolbar modeli var elimizin altında. Ve artık oyunları oynarken RTX vesaire de deneyimleyeceğiz. Bugünkü oyunumuzu dedik ki Resident Evil 8 olarak seçelim. Malum yeni çıkan bir oyun, RTX desteği olan bir oyun. Ve bu oyunda biraz bilgisayarımızı zorlayalım. Bakalım nasıl bir performans veriyor. Bunu da izleyicilerimizle beraber görelim istedik arkadaşlar. Yavaş yavaş ben şöyle oyuna geçeyim. Bakalım RTX destekli 3060 ekran kartı bulunan bir bilgisayarda Resident Evil nasıl bir performans veriyor bizlere. Şöyle önce Options menüsüne giriyorum arkadaşlar. Buradan şu display'e gelelim. Bakalım şu ekran çözünürlüğümüz vesaire zaten. Full'da şöyle Anti-Aliasing Texture Quality. Ray Tracing gördüğünüz gibi 10 arkadaşlar. Işık efektlerinin verdiği tepkiler vesaire her şey açık. Şu mesela low'daymış. Bunu biraz yükseğe çekelim şöyle. Ekran kartının sınırlarını zorlayalım. High'a çekelim. Bunu 10 yaptığımızda çok bir şey fark ediyor mu? Ha, fark etmiyor ama 10 olsun bu da. Evet. Şimdi geri diyelim arkadaşlar. Yani bütün ayarları gördüğünüz gibi gayet üst seviyelere çektik. Şurası Village. Buraya kadar oynamıştım ben. Buradan aşağıya şöyle salacağım kendimi. Şimdi gideceğim. Resident Evil biliyorsunuz bu oyun bir önceki oyun yani 7. oyunun devam niteliğinde arkadaşlar. Aynı karakterle oynuyoruz yine. Burada ölü bir at var. Burada evler vesaire var ama evlerde bir şey olmadığı için şöyle girmeme gerek yok. Onlara hiç girmeden yoluma devam edeceğim. Zaten buraları daha önce siz de oynamışsınızdır. Belki deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Böyle bir köyümüz var. Gerçekten grafiklerin etkileyici olduğunu söyleyebilirim ben. Yani gayet güzel. Bu arada MF1 bakalım. Şu kırmızı eve gir diyor aslında bir searching yapalım orayı. Bakalım ne var ne yok. Çünkü buradan bir adam sürüklüyorlardı. Belki o sürükleme olayını bize göstermek için buraları ille bir searchle diyebilirler. Ne bir hiçbir şey yoktu tabii ki. Kan gövdeyi götürmüş. Şurada bir amblem var. Burada hiçbir şey yok. Hemen şöyle çıkalım. Aha bakın gördüğünüz gibi bir şeyi sürükleyip götürdüler. Bir de şu eve bakalım. O evde de yine bir şey yoktur muhtemelen. Balta malta bir şey bulsak. Burası at ağırı. Şuradan gitsek. Burada bir şey var mı? Burada bir kuyu var gördüğünüz gibi. Yani başka bir şey bulmak lazım diyor. Another item. Evet buralarda bir şey yok. Dönüyoruz. Işık yansımaları vesaire. Gayet güzel. Do not enter diyor arkadaşlar. Demek ki ne? Buraya gireceğiz. Ama tabii bir şeyler bulmak lazım. Şimdilik giremiyoruz. Şöyle köyün içerilerine doğru gitmeden önce evet oralarda bir searching yapalım yine. Şu ahır gibi olan yerde o. Dur. Evet burada. Buraya bakalım neler var neler yok. Bir şey var mı? Bir şey göremiyorum. Evet. Burada bir şeyler. Sonuç olarak hiçbir şey yok. Benim görebildiğim kadarıyla. Vay. Vay vallahi yok. Zaten küçük bir ahır. Şuralara bakalım. Burada bir tuvalet var. Köylerde tuvaletler böyle. Evin dışında olur arkadaşlar. Bazı tuvaletlerde. Burada da. Evin dışına yerleştirmişler. Yani burayı da aradık. Orayı da aradık. Artık yavaş yavaş yolumuza koyulalım. Evet. Buralarda bir şeyler yok. Gördüğümüz kadarıyla. Arada bir şey yoktur. Şöyle koşalım biraz. Etincim. Gelmezsin korkma. Oraya daha önce girmemişiz. Açılmıyor. Evet, o zaman geri dönelim. Aslında Resident Evil oyunları biraz daha action ağırlıklıdır ama şu anda burada bir
Ne oluyor lan? Sanki bir ses duydum gibi de tırsıttım. Burada bir oyuncak bulduk. Aha. Salladık oyuncağı. Hiçbir şey olmadı. Burada bir amblem yine. Evet, burada da bir şey yok. Şuraya girebiliyoruz mu? Bakalım bir. Ya buraya giremiyoruz. Şu tuvalete giremedik zaten. Evet, buradan da çıkalım. Devam edelim. To be continue. Sağımıza bakalım karşıya geçmeden. Solumuza bakalım. Gelen giden yok. O zaman haritamıza bakalım. Şurada mavi bir ev var. Evet, burada kesik keçi başları bulunuyor. Keçi başlarının altından dümdüz gidelim. Evet, burada köy içerisindeki tabelalar gözümüze çarptı. Şuraya bakalım, hiçbir şey yok. Buradan dümdüz ilerleyelim. Aman tenekeymiş insan zannettim, yemin ediyorum ya. Yalnız elimizde de ne silah var ne bir şey var. Şu tencereyi alsak var ya şuradan, alamıyoruz tabii ki de. Oo, burada bir kapı. Tabii ki de locked. O ne lan? Ha, horozmuş herhalde. Allah'a bir an bir şeyler bana koşturuyor zannettim. Bu arada hava kararmak üzere. Heyecan artıyor. Şurada bir mangal. Mangalın kapağı çalışmıyor. Tavuk bu tarafa geçmeye çalışıyor. Evet, şu eve girelim arkadaşlar. Bakın, girince nasıl aydınlandığını gördünüz. Bakın, bir daha göstermek istiyorum. Bakın, buradan bakınca karanlık. Giriyor. Gördüğünüz gibi. Aydınlanıyor ve buradaki ışık yansımaları da gayet. O ne? Hemen şu bıçağı almam lazım. Kesin bir şey gelecek. Atak yapmam lazım gelene. Hadi gel. Did they just run out of the house? O ne lan, yemek mi o? O yemeğin içinde kurtlar yürüyor. Ya da balıklar, bilmiyorum. Küçük balık yapmış olabilirler. Evet. Burada da bir şey yok. Acaba buradan bir şey çıkar mı? Lan burada giremiyormuş ki, nasıl çıkacak? Şurada bir adet resim. Teyze örgü örüyor. Burada bir adet yatak. Bir adet sigara, içki vesaire derken burada bir şey yok. Çıkalım. Bakın, gölgemizi görüyor musun? Bak, gölgeye bak. Bir dakika, ben bu kapıyı kapatmadım ki kardeş. Ulan kim kapattı beni buraya? Birisi bizi buraya kapatmış arkadaşlar. Demek ki burada bir mücadele yaşayacağız şu anda. Demek ki burada bir yerde bir mücadele olacak. Ama nerede? Burada olabilir mi? Baksana. Evet, burası. Hazırım. Foto modu diyor. Oha, ne oluyor lan? Kim ateş etti? Kim o ya? Dayı, ne yapıyorsun ya? Lan sen ateş etmesen gelmeyecekti onlar. Kamil ya, ver bana bari silahı. Holy shit. What the hell was that? You have a gun? No? Please tell me you have a gun. No, why would I? Wow. Dayı, bana versen hiç fena olmazdı. Lan. Ya Allah razı olsun. Baltıman. Ya oğlum, tek gitsene, manyak mısın? Ver bana, tamam. Sen rahat ol, kaç tane mermi var? Ver bakayım. Daha bir şey göremedik ha. Dayı ölecek, biz göremeyeceğiz. Ulan derken dayı öldü. Aha, kana aktı. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Tüfeği de verseydi biz de ölmedik. Lan. Beni de yakaladılar. Lan. Aha, deminki dayım ya. Yok ya, benzemiyor. Daha genç. Bunlar da ölmüş herhalde. Herkesi öldürmüşler. Why Mr. Anderson? Why? Şunun kafasıyla bir egzamine olayım. Bak, harekete bak lan. İnsan öyle mi tutar ölünün kafası? Jesus Christ. Jesus. Aman Allah'ım. What the hell is wrong with this place? Oğlum. Yalnız köyün nüfusu da bayağı varmış arkadaşlar, baksanıza yani. Şurada nefes alan bir yaratık.
Hemen sıkayım ona. Bırak beni. Bırak beni artık. Ulan. Ulan. Bak bak vampire. Görüyor musun işleri? Ulan hep bir parmağımızı, bir elimizi yemeler, koparmalar, kesmeler ya. Her oyun aynı şey. Al işte. Şu elin haline bak. Hayvan. Nedir bu Ethan'ın çektiği? Yemin ediyorum her oyunda bir yerini yiyorlar adamın. Oğlum silahınız nerede? Adam yaklaşana kadar niye bekliyorsun ya? Ey, ey. İyiyim alamadık çünkü neden? Space Guard yaptıracaktı. Al al. Aha öldü. Tamam sakin bir şey. Ya niye eğim aldırmadı bana ben onu anlamadım. Neyse bir şey yok zaten. 10 tane mermimiz kaldı. Elimizi de yedi. Neyse yapacak bir şey yoktur. O kim mermi? Şimdi iş geldi mermi aramaya. Bir Resident Evil oyununda en önemli unsurlardan birisi arkadaşlar mermi aramaktır. Neyse artık. Mermi aramak önemli. Oh help. Herb, sağlığımızı yeniliyor. Evet, burada başka bir şey var mı? Yok, tamam, çıkalım hadi. Evet, bir haritamıza bakalım. Hiçbir şey anlamadık. Devam edelim. Burada bir yiyecek sepeti. Değil, kazan. Hiçbir şey yok. İçi boş, kar var sadece. Evet, bu açılıyor mu? Açılmıyor. Evet, o zaman nereden gidiyoruz biliyorsunuz mu arkadaşlar? Tekrardan o eve girmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Buradan bakıyoruz. Bir şey var mı buralarda? Yok. Aa, bir dakika. Ne oluyor? Tıkırtılar tıkırtılar. Aha. Bu önemli. Şimdi bununla gidip kapıyı keseceğim. Oradan geçemem. Buradan geçeceğim. Şöyle bir çevreme bakınayım. Ne olur ne olmaz. Smile. Evet. Evet. Okay. Evet arkadaşlar. Biraz daha oynayayım. Bırakacağım sonra. Şöyle açılsın bir kapılar. Burada bir şelale. Şelale dediğim şu. Önünü tıkamışlar şelalenin. Aha adam. Amcayı aldılar içeriye. Şu elimizi ayağımızı bir yıkayalım. Şurada bir abdestimizi alalım diyecektim. Sular akınıyor. Şu radyoyu bir kapatalım. Nothing. Nothing forever. Aha. Yukarıda binaneler dönüyor. Fakat ben bunu bile bile yukarı çıkacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Aha. Nereden çıkıldı? Allah'ım ya ne kısmetsizlik bu böyle. Aha bir mermi dolu. On. Manyak. Kurşunu aldım. Nereden girebilir mi bu yerde? Aha girdi. Girdi mi lan? Yok girmedi. Şimdi burada arkamı sağlama aldım. Girerse buradan vururum ben onu. Aha gelmiyor. Şu bir tuzak mı yoksa? Aldık neyse hiçbir şey olmadı. Yani demek ki çok da böyle. Lan, lan ne oluyor? Lan. Geri zekalı. Oo baltası da var. Yalnız 5 mermi de ölmedi daha yani. Al topuna da sıkayım. Al. Kafası uçtu en sonunda. Oğlum ne oluyor lan yukarıda? Yani ben zaten çıkacaktım kardeş. Siz niye böyle yaptınız ya? Yani al. Patlayan bir şey var mı? Al. Al yani al. Yalnız hepsi aynı. Al. 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 Yalnız bunların böyle ölme... Hopla! Hemen hemen süperiz. Sen ne ara girdin ya? Ne ara girdin içeri? İt. Beni biraz.
şaşırtıcı pick-up buradan aldık neyse ki. Evet, çok şükür bu tehlikeyi böyle atlatmış olduk. Evet, şuraya gideceğim. Ama hala bir... Survivors out there. Come tonight to Louisa's house near the fields. Survivors? Chris, Redfield. Yan taraftan gidecektim. Bir herif ya, beni buradan sıkıştırdı. Şuradan tam olarak. Lan. Aa, orada adam var. Dur öldüreyim. Aa, iki tane adam var. Birini sıksam acaba biri de gelir mi? Neyse, ben onlara bulaşmayayım ya da ya. Şuradan mı gitsem bulaşmadan? Kapıyı kapatayım da. Aynı yere geldim. Lan. Demek ki oraya gideceğiz, yapacak bir şey yok. Çatışacağız sizinle gençler. Ben de çatışmak istemiyordum ama. Aha, gitmişler. Aha, burada. Hayat bize bunu zorladı. Niye lan oğlum, ben kaçmam. Akıllı olsun herkes. Lan. Mermim bitti. Gel bakalım buraya. Survive attack. Gel bakalım. Oh, al sana. Oh, al. Oh. Sana mal. Akıllı olacaksın lan. F pick up. Kiminle dans et. Gel. Al dayı. Sen biraz böyle şey gözüküyorsun ama. Oh. Baksana bu dayının topuzu mopuzu var. Aa. Ulan zombiler bizden, yemin ediyorum, daha şey ya. Daha böyle hızlılar yani. Biz nasıl insanız? Böyle insanlık mı olur? Bu arada bıçak, ama oğlum burada da bayağı zombi varmış. He, öldür öldür, geri geliyorlar. Sen arkadan da geliyor. He, siz bitmeyeceksiniz galiba dayı. Ben kaçayım, bir bana bir yol verin diyeceğim de. Şuradan gideyim ben ya. Baksana ateşli ok mok atıyorlar. Resmen bu yolu gösteriyorlar bana. Yani bana atmıyorlar savukları. Bak. Dağıt. Aha. Aa. Aha. Aha, evet. Atlatayım. Lan beni mi yakacaksınız? İt herifler. Ha, görüntü o yönde. Dur yukarı çık. Tamam, sıkıntı yok. Rahat olun. Şöyle çatıya tırmanalım. Evet, ortalığı bok almış. Ay, burası sıkıntı. Nasıl kurtulacak? Şöyle çıkayım bir bakayım. Ok mok da atıyorlar, her taraf yanıyor. Orada da zombiler var. Lan sen ne zaman geldin dayı? Adam... Adam da... Bizdeki bıçağa bak, adamdaki bıçağa bak ya. Allah'ım, adaletin bu mu dünya? Adaletin bu mu dünya? Oğlum bunlar burada gelip duruyor. Dur ben şuradan gideyim dayı, iki dakika ya. Dayı! 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 Oh. Kaç dayı! Evet, lan ne oluyor? Ha, şuradan gideyim. Hop, traktör. Aha! Burada bir amca var. Amca sen şunlara bir göz kulak ol be. Şuradan kaçıp giderim iki dakikada. Aha, gidemiyorum. Aha, bu kapıdan gireyim hemen. Aha, it's locked. Giremedik. Şöyle yapalım. Şu samanlıklardan şöyle bir bırakayım. Burası da olmadı. Dayı dur. Ya bu ne saçmalıktır ya. Sevmem böyle kaçmayı ama işte hayat. Ha? Şuradan bir de. Aa.
Darbe kötü oldu bizim için. Ha, o kapı bizim. Adaletin bu mu dünya? Tut tut tut. Bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Ama survive'da attak attak. Kolay da yani survive olmuyor be kardeşim öyle her zaman. Neyse. Hadi yürü bakalım. Aha, F break. İşe yarayacaksa 6 tane galiba. Aha, pompalı. Ha, alamıyorum. Abicim siz beni her yerde buluyorsunuz ya. Oho. Ya bir durun Allah'ınızı severseniz ya. Bir durun öleceğim şimdi ya. Aha attı beni yavşak. Aha atlılar geldi. Lan at kullanan zombi mi olur? Aha adamı da mızrağa geçirmiş ha. Kalandık galiba. Önemli değil. Aha, deminki dayı geldi. Çekiçli dayı. Çekiç de bayağı ağır gidiyor ya. Ooo dedi. Tipe bak ya. Aksakallı dede. Aha uçtu gitti ya. Beni niye bıraktınız oğlum burada? Lan madem bırakacaktınız niye sabahtan beri beni öyle şey yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bir de ok atmışlar bacağıma. Parmağımın yarısı yok. Tam rezillik yemin ediyorum rezillik. Hele bak. Yazık yemin ediyorum yazık. Şuna bak 3 tane parmak kalmış ya. Aha aksakallı teyze. Dur teyze geliyorum. Teyze kapatma kapıyı. Kalkamadık ki. Teyze. Sana kapı alacağım. Ha böyle ellemeli. Aha teyze burada. Bir şeyler çiziyor yere. O çize dursun arkadaşlar. Biz de yavaş yavaş oyun canavarının bu bölümünün sonuna gelelim. Resident Evil 8'i oynadık. Monster Toolbar T7. Modelinde dediğimiz gibi bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi her şeyi neredeyse ultraya çektik. Ve herhangi bir takılma, kasma, donma olmadan ki ekran kaydı da gerçekleştiriyordu bilgisayar. Bunun da etkeni var. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Buna rağmen gayet başarılı bir oyun deneyim sonunu sizlere söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar biz Resident Evil 8'i Play Store'dan satın aldık. Çünkü orada daha ucuzdu. Hatta hani size Steam kodu vesaire vermesine rağmen Steam'den daha ucuza satıyorlardı. Bunu da size dipnot olarak paylaşmış olalım. Önümüzdeki süreçte Play Store'u böyle arada bir ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü orada da gerçekten oyunlar uygun fiyatta olabiliyor. Artı abonenize yansıtılıyor fiyatlar ve bunun üzerinde de faturanız üzerinde de taksit yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Resident Evil 8 oynadık. Gördüğünüz gibi aksiyona dayalı bir oyun değil. Biraz böyle size çaresizlik hissi de veriyor. Açıkçası hani ben çok böyle tarzım olmayan oyunlar bunlar. Çünkü ben böyle oyunların içerisinde çaresizlik hissini çok fazla sevmiyorum. Bunda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz bir anda. Oradan biri geliyor, oradan biri geliyor, oradan biri geliyor. Zaten elinizdeki mermiler kısıtlı. Gelenlerin sonu yok. Oraya koşuyorsunuz, oraya koşuyorsunuz. Nereye gireceğiniz de tam olarak belli değil. Dolayısıyla biraz sizi kısırıyor. Fakat türü sevenlerin hoşuna gidecek bir yapım olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ben Resident Evil ilk 3 oyun değil de 4, 5, 6'yı bir hayli beğenmiştim. Onlar da biliyorsunuz aksiyon dozajı biraz daha yüksekti.
Boeing'de ise aksiyon dozajı biraz daha düşürülmüş ve ölmeyen, ölmediği halde sizi sürekli takip eden yaratık yine bulunuyor. Lady Dimitrius mu, Dimitri mi ne, öyle bir şey vardı. O ölmüyor bildiğiniz gibi. Bir önceki oyunda da ölmeyen zombiler peşimize takılıyordu. 1-2-3'te de zaten bunlar vardı. Nitekim bunda da devam etmiş bu durum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.